Merhaba Doktor Zeynep Aydın ben e, nöroloji profesörüyüm. Bugün size baş ağrıları hakkında bilgi vereceğim. Baş ağrısı başın, saçlı derinin, boynun ve yüzün ağrılarına denilmektedir. Birçok şey baş ağrısına sebep olabiliyor. Ee, öncelikle altta yatan bir sebep varsa, yani beyin tümörü, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları gibi baş ağrılarıysa, biz bunlara sekonder baş ağrıları diyoruz ve bunların görüntülemelerinde genellikle, yani MR veya tomografilerinde bir bulgu ortaya çıkıyor. Diğer baş ağrısı tipi de bizim daha çok gördüğümüz migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve nevrajileri içeren primer baş ağrıları. Bu baş ağrılarının altında bir sebep bulunamıyor. Yani kişiye bir görüntüleme yaptığınızda, beyin tomografisi, tomografisi, MR onun gibi tetkikler yaptığınızda altta bir sebep çıkmıyor. Muhtemel genetik veya çevresel faktörlerin etkili olduğunu biliyoruz. Migren baş ağrısı toplumumuzda sık görülüyor. Kadınlarda daha çok görülmek üzere erkeklerde de görülebiliyor. Migren baş ağrısı genellikle tek taraflı zonklayıcı, e, bulantı kusmanın eşlik ettiği, ışığın ve sesin rahatsız ettiği, hareketle baş ağrısının arttığı hatta bazı hastaların hareketli başım önüme akıyormuş gibi hissettiğim dediği baş ağrılarıdır. Yani sinüzitle çok karıştırılır bu sebeple başımın önü ağrıyor ve öne eğdiğimde akıyor denildiğinde kişi bunu sinüzit zannedebilmektedir ama sinüzit baş ağrıları migren baş ağrılarından çok daha farklıdır. Migren baş ağrılarının tedavisi öncelikle kişinin yaşam biçiminin düzenlenmesi şeklindedir. Yaşam biçiminin düzenlenmesi derken beslenmesi yani Karbonhidrattan daha düşük beslenmesi gerekir. Glütenden daha düşük beslenmesi gerekir. Ve belirli saatlerde e, intermittent fasting dediğimiz aralıklı orucunda migrene faydalı olduğunu biliyoruz. Ayrıca migren başarısı olan kişilerin spor yapması çok önemli. Sporun migrene etkisini günümüzde e, çok pozitif olduğunu biliyoruz. Özellikle yoga, meditasyonun. Migrene olumlu etkileri üzerinde son yıllarda giderek artan çalışmalar var. Ee, migren olan kişinin migreniyle zıtlaşmaması, üzerine gitmemesi ve migreni bir uyarı olarak görmesi gerekiyor. Eğer bir olay sizde baş ağrısı yapıyorsa, örneğin yediğiniz bazı yiyecekler, çikolata, bitter çikolata, bunlardan en sık olanı, kokulu yiyecekler, kokulu peynirler, işte koyun eti gibi yiyecekler baş ağrısı yapıyorsa ben bunu yiyeyim daha iyi olurum, nasılsa yenerim gibi düşünmek çok doğru değil. Bu yiyeceklerden uzak durmak daha doğru bir seçim. Uyku çok önemli. Migren baş ağrıları olanların düzenli saatlerde uyuması ve düzenli olarak uyanması gerekiyor. Yani çok uyuyunca da migren ağrıları olabiliyor veya uykusuz kalınca da migren atakları tetikleyebiliyor. Her kişinin migren atağını tetikleyen belirli bir spesifik yiyecek olabiliyor. Yani illa başkasında baş ağrısı yapan sizde baş ağrısı yapmayabiliyor, sizde yapan da başkasında yapmayabiliyor. Ee, migren baş ağrılarının tedavisinde günümüzde yeni tedaviler olmakla birlikte öncelikle atak sayıları sıksa, şiddetliyse kişinin bu atak sayısını azaltmaya yönelik profilaktik tedavi yapıyoruz. Ama atak sayıları sık değilse sadece kişiye uygun ağrı kesiciyle baş ağrısı ataklarının geçmesini sağlıyoruz ve tabii ki yaşam biçimi düzenlenmesi çok önemli. E, profilaktik tedavilerde ne kullanıyoruz? Günlük olarak alınan antidepresanlar, kalp ilaçları ve e, bazı bazı antiepileptik dediğimiz sarı ilaçlarını veriyoruz. Ama çok yakında yeni gelişen tedavilerle artık daha az yan etkili, ilaca bağımlı olmayan tedavilerimiz de var. Migren botoksu bunlardan bir tanesi. Saçlı deriye, alına, enseye ve boyuna uygulanan e, migren botoksunun uygun bölgelere uygulandığında güvenilir ve etkili olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ayrıca son zamanlarda ülkemizde de satışa giren migren aşıları, migren iğneleri dediğimiz ayda bir uygulanan migren ne yönelik bazı tedaviler var. Bunlar insülin iğneleri şeklinde kolay uygulanabiliyor. Kişi gerekirse kendi evde de uygulayabiliyor, doktoru da uygulayabiliyor. Yan etkisi oldukça az, güvenilir, çok etkili bir tedavi yöntemi. Diğer primer baş ağrılarından gerilim tipi baş ağrısında da antidepresanlar kullanabiliyoruz veya bilişsel davranışçı terapiler dediğimiz gibi kişinin psikolojisine ve günlük yaşamına etki edebilecek tedaviler öneriyoruz. Ben Doktor Zeynep Aydın, nöroloji uzmanıyım. Bugün size baş ağrılarından genel olarak bahsettim. Herkese baş ağrısız günler dilerim.